bir tane eşin Mükremin Yasin'di değil evet, mi? Mükremin evet, mi Yasin mi diyorsun? Genelde Mükremin kullanıyoruz. Mükremin kullanıyorsun. Aynen. Evet, nasıl tanıştın Mükremin'le? Çalıştığım yerde sağlık kabininde çalışıyorum evet. Aslı Hanım. Orada tanıştık. Daha doğrusu arkadaşını getirmiş seni taktırmaya. Orada da ben dışarı evde sağlığa gidiyordum. Orada beni görmüş. Sosyal medyadan bana mesaj gönderdi. Bir işlem için geleceğim falan dedi. Ben de buyurun gelin dedim. Daha sonra ertesi gün gelmiş. Ben bir tedaviye gitmiştim tekrar. Evet canım. Sonra eşim de tekrar gelmişti, serum taktırmış. Beni görebilmek için hep serum kapatmış. Ondan sonra son dakika ücreti öderken karşılaştık. Daha sonra bir konuş sonra devamlı geldi falan çalıştığım yere. Arkadaş olduk, daha sonra sevgili olduk derken ilerledi her şey. Ne kadar sürede evlendiniz? 1,5 yıl. Evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifi bungalov bir evde olmuştu. Arkadaşının yeriymiş. Çok güzel bir evlenme teklif etti. Aa, ve sözün oldu galiba. Söz evet. Kıyafetin mi? Ne renk? Gri. Gri. Çok yakışmışsınız. Ne kadar aldın? 5000 TL. 5000 TL. Satın mı aldın, kiraladın? Satın aldım. Sözünde takı ne takıldı? 15 bin lira kadar takıldı. Bir de kayınvalidem kolye takmıştı. Bu şekilde. Kaç kişilikti organizasyonunuz? 300 kişilikti. Organizasyonu tuttun mu? Yok, tutmadım. Sadece söz takıldı. İşte çevremiz geldi, yakın çevremiz. Evde mi yaptınız? Yok, düğün salonu tuttum. Bu salon gibi duruyor gerçekten. Ne ödediniz oraya? 8000 TL ödedik. 8000 TL. Peki kaç? Nişan ne zaman oldu? Nişan da ondan 7 ay sonra oldu. 7 ay sonra nişan. Aynen. Evde mi, yine dışarıda mı? Dışarıda, nişan kına beraber yaptık. Nişan kına birlikte oldu. Evet. O zaman kına için organizasyon geldi mi oraya? Geldi. 3 tane kız arkadaşım vardı onlarla beraber. Ne kadara kiraladın organizasyonu? Düğün salonu içerisindeydi. Ha, hepsi birlikte için. Aynen. İkramlık ne verdiniz? Pasta. Daha sonra kuru yemiş vardı. Meyve suyu, o tarz, o şekildeydi. Kaç kişilikti? 500 kişilikti o da. Testi kırdın. Evet evet, testi de kırdım. Avucunun içine ne koydular? Çeyrek altın. Peki düğün ertesi gün mü oldu? Düğün bir gün sonra oldu. Ara verdik. Lacivert giymişsiniz eşine birlikte. Çok evet. Yakışmış ya, değil mi? Çok şık. Prenses evet. Model herhalde. Ben bir herhalde. Şey daha sormak istiyorum Aslan. Nişan kına bir yapmış ya arkadaşımız. Tek kıyafet mi giydin? Yok, 3 tane kıyafet giydim. Peki prenses model değil mi? Aynen. Çok efendim güzelmiş. Ne kadara tuttun? Bindallım, nişanlığım, gelinliğim hepsi 17.000 TL. Gelinliğini de mi nişan kınanın olduğu gün giydin? Yok, hayır, ertesi gün. Tamam, ben nişan ve kınayı bir yaptın ya, o gün kaç kıyafet değiştirdin? Ha, o sonra? Gün 3 kıyafet değiştirdim. Bindallı, nişanlık ve after party kıyafeti giydim. Tamamdır. Gelin arabanız mı? Evet. Ne öyle önünde kalpli eller mi, ayaklar mı? Ne öyle kalbin içinden, ne çıkmış? Gül var. Kenarlarında gül var. Kuş var herhalde kenarlarında. Kuş mu onlar? Görümcemin eşi ben olmak istiyorum dedi, benim arabam kullanılsın dedi. Biz de onun arabasını kullanmıştık. İyi yapmışsınız. Ne oldu canım? Babası ne dökmüş, sormayacak mısın Esra? Aa, güzel. Soracaktım tatlım, bekliyorum. Kaç tane o anı mesela? Bekliyorum. Kaç tane? Yemek döktüm babam. Döktü. Dökmüş aslan, helal. Kaç kişilik? Kaç kişilik? 250 kişi. Oo, ne? Aşiret falan mısınız? Konya aşireti. Bir davetiyemiz çok az Aslı Hanım. Hani bilerek çok az dağıttık. Biraz daha dağıtsaydık herhalde biz. 2000 kişi. Aynen. 2000 kişiye ne kadar nereye ödedin? Nereye topladın bu insanları? Düğün salonuydu. Kaç kişilik düğün salonu? Orası 1000 kişilikti. Nasıl sığdılar? Bir oturuyorlar, gelenler başında bekliyor. Evet. Yani buranın adeti o şekilde. Yemek yiyen kalkıyor, onun yerine oturuyorlar. Ne yenileniyor sofra. Ya. Yemekli yapıldı yani. Evet. Ne kadar yani, yemek dökme denilen hadise evet, mi yapıldı? Evet, yemek dökme. Kaça mal ettiniz? Toplu olarak 190 bin falandı. Aa, iyiymiş. O kadar. Yani nişan kına içerisinde. Siz et mi döktünüz, tavuk mu döktünüz? O tek çeşit. Dana mıydı, kuzu muydu? Danaydı aslanım. İyiymiş, uygunmuş ya dana olmasa. Tavuk evet. Menü gibi geldi bana. Ama 7 ay önceydi ya aslanım. Öyle mi, daha mı uygundu? Aynen, fiyatlar? Daha uygun. Peki. 2200 kişilik düğün olmuş. 2200 kişi geldiyse epeyce bir altın takılmıştır. Evet aslanım. Duyalım. Yok, 37 tane çeyrek vardı. Hı. 12 bilezik, hatta 13 bileziğim vardı. Az. O kadar insana. O kadar insana az tabii ki. Ama genelde hep çeyrek takıldı.
Kaç taneydi çeyrek? 37. 2200 kişiden. Aynen. 2200 kişiden. Ya hepsi de tanıdık çeyrek değildir aslanım. Dur şimdi, hani ne işi var canım, tanıdık da gelsin. Komşusu bile gelmiştir belki de yani. Ya aslanım, burada öyle bir şey var. Mesela yakın çevreni de alıp gelirler yemeğe. Tamam. Yani biz tanımıyoruz hani, göz sahibi olarak tanımıyoruz. Ay, ama gel, yemek var diye yemek yiyelim diye geliyorlar. Aynen. Gibi mi? Evet. Allah Allah, enteresan. Öyle öyle aslanım. Mesela bizim düğünümüz var ya, hadi ben düğüne gideceğim, pilavlıymış kız, sen de gel derler. Nasıl? Aynen. Nasıl derler? Çoklar. Mesela, mesela aslanım, ben gidiyorsun, arkada diyorsun ki, bana diyorsun. Komşuma, yakın çevreme, düğün var benim, yakınımın şeyi var derim, pilav düğünü var, pilavı, hadi beraber etli pilav yemeye gidelim deriz. Dur ben yapayım. Gelirler, yerler aynen. Esra gibi yapacağım. Gel yaklaş, gel. Kız Esra, düğün varmış yan komşunun. Pilavlı mı? Dana pilav mı? Allah, bunlar tavuk ya da tavşan kesecekler dedi burayı. Gitmeyin ne şimdi, tavuk ne yapacağız zaten? Horozu tavuğu. Ne takacağız? Ay bir de git tak yani. Hem horoz hem tavuk, bir de altın mı takacağız? Ha? Dana olaydı takardık, bir gram takardık. Takardık. Ailece giderdik. Böyle bir gram takardık, ne olacak yani, evde harcıyoruz o parayı akşam yemeğine değil. Evet aslında. Bir de temizliği, bulaşı orada hallederdik. Ne o, biz düğüne mi gittik? Bir gün gitti. Şive kaydı. Şive kaydık, görüyor musun? Normalde Konya'lı mı oldum ben? Konya'nın hangi bölgesinin şivesi bu? Sanki biraz şey gibi belirsiz oldu ya. Biraz. Kim? Köylük tarafları. Ben öyle seviyorum. Evet. Öyle seviyorum. Hiç götürmediniz beni öyle yerlere zaten. Götürelim aslan, ne evet isterseniz. Tamam, yarın Dana'ya gidek. Gidek. Gidek, pilav da dökek. Dökek. Kuzu pilav mı, pirinç pilav mı? Etli pilav. Aslan mesela pilav yemek yemeye geliyorlar ya. Evet. Geline damada bir hayırlı olsun demeden bile giden çok insan var. Ay ne hayırlı olsun diyeceğiz yemek yemek. Değil mi? Ay hakikaten ya, var değil mi böyle? Var, hala var yani. Var, var. Şey geldi aklıma şimdi değerli izleyenler, bu neydi, Şener Şen'in bir filmi vardı ya hani, şey kuyruğuna giriyorlardı. Nikah şekeri kuyruğuna. Giriyor bu, diyor ki kız tarafımı erkek tanımıyoruz, ben diyor tanımıyoruz, kız tarafımı erkek tarafımı belli değil. Alıyordu bütün nikah şekerlerini, koyuyordu. Alıp böyle gitmiş işte, tanımıyor. Siz küçüksünüz, hatırlamıyorsunuz o filmi değil mi? Ben çok izliyorum. Ne izliyorsun? Yani eski film, Yeşilçam filmlerini. Öyle mi? En sevdiğin Yeşilçam aktör ve aktristi kim? Aktrist, ya bir an sonra gitti aklımdan. Gitti mi aklımdan, görüyor musun? Kemal Sunal aslanım, Yeşilçam Kemal Sunal, denince. Evet. Kemal Sunal değil Kemal mi? Kemal Sunal tabii ki. Ay şuraya Kemal Sunal'ın bir gülsü şurada. Ay. Evet peki, 37 çeyrek. Efendim kaç bilezik, 12 miydi? 13. 13 bilezik yaklaşmışım. Setler, metler, paralar, nakitler? Nakit 35 bin TL falan vardı aslında. O kadar kişi de az olmuş yani değil mi? Hı. Peki. Ev sizin de ama değil mi? Evet. Kocan tarafı mı aldı? Evet. İyi, Allah razı olsun. Kayınbabam aldı, sağ olsun. Sağ olsun, kayınbabası da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki. O zaman bir ara da. Ben bir altın vereyim bugün inşallah size, i̇nşallah ilişki testinde. İnşallah. Bilecek misiniz? Biliriz bence, biz birbirimizi tanıyoruz aslanım. Haydi o zaman eşini arayalım. Arayalım. Neriman, senin kaç çocuk vardı bir tane? İki. İki. İki, sen? Bir tane. Sende bir tane vardı. Sen 7 aylıksın. Çocuk düşünüyor musunuz? Daha erken. Oldu aslanım da, kaybettik maalesef. Nasıl? Yani kalbi durdu. Aldırmak zorunda kaldık, evet. Kaç aylıkken ablacığım? 2,5 aylıkken. Ay canım benim ya. Ay çok yeni mi bu? Yeni mi oldu? Yani yakın zamanda oldu. Ay canım benim. Geçmiş şey olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Çok üzüldüm aslanım yani. Hani başta biz zaten düşünmüyorduk ama işte Allah'tan geldi, artık kabul etmiştik. Benim çok planım vardı. Odamın bir tanesini, onun odası falan yapacaktım. Böyle vardı planlarımız ama maalesef iptal olmak zorunda kaldık. Ya aşkım çok gençsiniz. Allah nasip etmemiş, bunun da vardır bir hayrı. Hı, öyle yani değil mi? Öyle tabii çok ki. Küçük. Herkes öyle diyor ama. Peki neden kaybetmişsin? Doktor ne dedi? Daha henüz sonuçlar belli olmadı aslanım. Nasıl? Yani bir yediğinden mi, ağır mı kaldırdın? Bünyende bir hani vücudunda bir sıkıntı, bir rahatsızlık mı var? Yok aslanım ama yani aniden oldu. Ah canım ya. Benim çok mide bulantılarım artınca oradan anladım ben. Bir yerinden duymuştum. Ay kıyamam anne. Ay anne kuzusu da. 21 yaşında.
Allah hayırlısını verecektir. İnşallah. Doktor ne diyor peki? Yani doktor hepsi olabilir dedi. Her an her şey yani hepsi olabilir. Genetik faktör olabilir. Hı hı. Yediğim içtiğim bir şeyden de olabilir. Yani henüz hiç belli değil. Hı. Ama kalbi durmuş. Kalbi durmuş. Gelmek yani, istememiş dünya. Altı doktora falan gösterdik. Hepsi kalbin durduğunu söyledi. Mecbur aldırmak zorunda kaldık. O zaman başın sağ olsun diyelim. Teşekkür ederim aslanım. Allah sabır versin bir tanem. Daha çok gençsiniz ablacığım. Demek ki şu an dünyaya gelmek istememiş. Değil mi? Evet. Aslında hepimiz seçerek geliyormuşuz ya ailemizi. Biliyorsunuz değil mi? Hani bu evet. Şekilde konuşulur her zaman. İşte biz ailemizi hepimiz seçerek geliyoruz. İsteyerek bebek kendisi seçermiş gelecek aileyi. Mesela sen, ben, sizler hep biz ailemizi aslında kendimiz seçerek gelmişiz dünyaya. O da şu anda gelmek istememiş diye düşünelim. Bunun da vardır bir hayrı. Diliyorum Allah'tan sana, isteyen dileyen herkese sağlıkla, sıhhatle, en doğru zamanda, en doğru şekilde arzu ettikleri evlada, bebeğe kavuşmasını temenni ediyorum mübarek Ramazan yüzü suyu hürmetine. Üzülmüyoruz tamam mı? Kendimizi üzmüyoruz. Oldu mu ablacığım? Sen şimdi üzülürsen senin annen de sana üzülür. Evet. Biliyorsun değil mi? Kaç kardeşsiniz siz? Üç. İki erkek kardeşim var. Onlar evli mi? Yok daha çok küçükler. Küçükler. Hı-hı. Ay kıyamam sen ablasın. Evet. İyi, hadi bakalım. Olacaktır inşallah hayırlısıyla.